Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. 1, 2, 3, 4. Kim pilavı yapacağım arkadaşlar? Kanki, 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 kendimi samuray gibi hissediyorum, samuray. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Günlerden bir gün ben, gerçi şeker var bende, fazla pirinç yiyemiyorum, hani pilav yiyemiyorum ama canım acayip böyle pirinç pilavı çekti. Böyle arpa şehriyle böyle o arpaları yakacaksın, böyle siyah siyah arada çıkacak. Ben tel şehriye sevmiyorum. Arpa şehriyeli pilav seviyorum. İşte Yasko'yu aradım. Yasko dedim, ya canım çok pilav çekti dedim. Sen dedim bana dedim şöyle güzel bir pilav yap bu akşam. Ben pilav yemek istiyorum. Ya işte şu yok dedim, ben pilav yiyeceğim. Her neyse geldik eve. Yaptın mı pilavı dedim. Yaptım dedi. Abi bir getirdi. Rengarenk bir pilav. Bu ne? Ben de senin sağlığını düşünüyorum dedi. Sen yine pilav ye ama sağlıklı pilav ye. Allah Allah. Nasıl oluyor bu işler? İçerisinde yok yok abi. Yani bakın görüyorsunuz. Haşlanmış mısır var. İçerisinde Hakan abi patates, havuç, bezelyenin olduğu garnitür var. Yani maydanoz var. Bak burada duruyor püskür püskür dereotları var. Limon var. Rengarenk biberler var. En önemlisi taze soğan var. Görüyorsun. Bir de zeytinyağıyla yapılıyor bu. Bir de bu pilav soğuk. Bak. Yani tamamen bana aykırı bir şey. Ben tam böyle hani o erkek modu vardır ya hani niye böyle yaptım falan derken o esnada ben kazayla karışık bir kaşık aldım. Abi bir güzel. Bir güzel. Anlatamam size. Gerçi hanımlar bunu günlerde yapıyorlarmış ama ben şimdi Yasemin'den gizli yaptığım bir şeyi daha programın sonunda inşallah ilan edeceğim. Sabırla bekleyin. Finalde ben ne yapıyorum? Aslında ne yapıyorum? Sizlere göstereceğim. Bugün ben size Çin pilavı yapacağım arkadaşlar. Çin pilavı ya. Bir de çok büyük tembihler aldım. Çinliler ufacık tefecik insanlar ya. Bunların hepsini çok küçük küçük doğramam gerekiyormuş. O zaman vakit kaybetmeyelim. Pirincimizle Çin pilavımızı yapmaya başlayacağız. Önce pilavımızı yapmamız lazım. Pilavı yapacağız. Pilavı yaptıktan sonra bunun soğuması gerekiyor. Sonrasında şekil şemali ayarlayıp böyle güzel bir Kanki Canbaz farkıyla, anlatılmaz lezzetler mutfağımızın farkıyla güzel bir Çin pilavı yapacağız. O zaman birer bismillah başlayalım. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim Çin pilavımı yapabilmem için önce ne yapmam lazım? Çin pilavımın pirincini yıkamam lazım. Ne yapacağım? Çin pilavımın pilavını yıkayacağım arkadaşlar. Şöyle şurada bir hareket yapacağım ona. Şöyle bakın. Böyle bir hareket yapacağım. Dedikten sonra Hakan abi ben şimdi gidiyorum. Pirincimi yıkıyorum. Sen de benimle gel. Bak nasıl yıkıyorum seyret. Hadi. Geldim abi. Evet. Efendim güzelce pirinçlerimi yıkadım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Pirinç hazır ise tencerem burada. Aracı otoparktan çıkardık. Kapağımızı alalım. Az sonra kullanacağız. Aracımızı bir tek marşta alacak mı bakalım. Vay be. Kadere bak. Eyvallah. Güzel. Tek marşta aldı. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Çin pilavı yapıyoruz. Dedik. Pirinci yıkadık. Malzemelerimizi saydık. Şimdi normalde zeytinyağını yapıyoruz ama biz biraz bereket versin. Bereket ayçiçek yağından kullanalım. Birazcık ama. Çok azcık. Neden? Damra Hoca'yı bekleye bekleye, Damracığım seni bekleye bekleye, bak bu kadar yağ kaldı. Yani bugün gelecek, yarın gelecek. Bizim Damra Hoca ilk mahsul soğuk sıkım zeytinyağını hala gönderecek. Biz de ne yaptık? Aradık Bursa'yı. Benim orada damat var bizim, Kemal. Kemal de zeytin işi yapıyor. Dedim ve Damra'nın göndereceği yok dedim. Bana dedim bir an önce gönder şu zeytinyağını dedim. Sağ olsun o da yolda geliyor. Geldiğinde göstereceğim size. Ama Damra sen zeytinyağını gönder kardeş.
Tamam. Zeytinyağını gönder. Bakın zeytinyağımı da şöyle. Bunu çok güzel yağlı olması lazım. Zeytinyağlı olması lazım ki böyle parıl parıl parlayacak. Arkadaşlar parıl parıl parlayacak. Dedikten sonra hemen şimdi buradan şöyle bir alet alıyorum. Bunu bir karıştırayım ben. Güzel. Bakayım cızırtılar gelsin. Tamam, yakmayacakmışız. Tamam, yakmıyoruz. Yağımızı yakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hadi bakalım, bira bismillah. Şuradan şöyle. Şu sese bayılıyorum ya. Şu sese bayılıyorum arkadaşlar. Eyvallah. Karıştıracağım ben bunu şimdi. 2 bardak pirincimi güzel yıkadım. Kavurdum. Kavurdum. Efendime söyleyeyim. Tuzunu atacağım. Ondan sonra 2 bardak pirincime, evet 2 bardak pirincime ne yapacağım abi? Hemen suyu bu hazır. Buradan köy sandığı yapacağım. Köy sandığı. Şöyle. Evet. 4 bardak su kullanacağım arkadaşlar. Bunun içerisinde 4 bardak su varmış. Çok güzel. O şimdi kendi halinde kafasına göre takılacak. Kendi halinde. Bu olur olmaz. Şu pirinçler kaldı. Bu olur olmaz. Ne yapacağım? Malzemelerimi doğrayacağım. Şimdi hiçbir icraat yapmıyorum. Neden? Malzemeler pürsümesin, büzüşmesin, görüntüsü kötü olmasın diye. Biz şimdi pilavımızın pişmesini bekliyoruz. Pilavım pişiyor. Ocaktan alıyorum. O soğurken hemen burada icraatın içinden takılmaya başlayacağım. İyi ki oradasınız, iyi ki varsınız, iyi ki bizi tercih ettiniz. Kanalımıza abone olmayı dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Çim pilavı yapıyoruz. Çim pilavı. Kakan Gican Baz. Kakan Gican Baz. Efendim bu Çinliler ağzının tadını biliyor. Neden? Bakın. Yaklaşık 20 dakika falan demledim ben. Demledim. Yani böyle tane tane oldu pilav. Zeytinyağlı pilav yaptım arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşla az sonra haşır neşir olacağız. Şimdi Çin pilavında şekil bu. Çin pilavında asıl bizi ne diyeyim şaha kaldıracak olan şunlar. Şimdi ben ne yapacağım? Ne yapacağım? En fazla şu biberler beni uğraştıracak. Onun için hemen şu biberlerimle başlıyorum. Çin pilavımı demledikten sonra yapmaya arkadaşlar. Böyle şuralarını alacağım. Tabii her zaman olduğu gibi. Şöyle çıkartacağım. Tam burada dur. Şimdi yalnız çok önemli, çok çok önemli. Özellikle tembih ettiler sevgili sanat yönetmenimiz. Dedi ki küçük küçük doğrayacaksın dedi. Küçük küçük. Ben de söz verdim. Küçük küçük doğrayacağım Allah'ın izniyle. Efendim bu da tamam. Bu da tamam. Şimdi bunu da güzel. Bakın renk cümbüşü oluşturuyor kanki. Renk cümbüşü. Öyle. Eyvallah. Çin pilavı yapıyoruz ama yani Çinliler çok sabırlıymış. Bayağı bir uğraştırıyor insanı yani. Kırmızı, turuncu, bir de ne var? Sarı var. Peki, eyvallah. Sarı var. Tamam, bu da tamam. Önce şunları bir yollayayım abi. Böyle. Hop. Kolay oldu bu sefer böyle. Kızcam almış bana. Hem çeyizini almış hem bana almış. Eyvallah. Tamam. Şimdi biberskiler tamam. Burada haşlanmış hazır mısırımız var. Görüyorsunuz. Hazır haşlanmış mısırımız var. Mısırları da attım abi. Mısırlar da yerini aldı. Şurada görüyorsunuz. Hazır garnitürüm var. Patatesi var. Havucu var.
bezelyesi var. Onları da göpçürüyorum abi. Çok güzel. Tamam. Şimdi bunları önce kendi içinde bir harmanlamam lazım. Efendim şimdi bakın burada taze soğanlarım var görüyorsunuz ama bu taze soğanların şu hani dişe gelir kısmı var ya etli kısmı o taraflarını kullanmayacağım arkadaşlar onları artık ziyan etmeyeceğiz başka bir yerde kullanacağız Allah'ın izniyle benim için önemli olan şu yeşil kısımları o yeşil kısımlarını kullanacağım onları da güçcük güçcük doğrayacağım Allah'ın izniyle. Dedikten sonra hadi şimdi bunu da yapmaya başlayalım şöyle. Önce şuradan bir keselim. Şundan şöyle dursun şurada. Şimdi bunları çok güzel ince ince kesmem lazım. Şimdi bunlar tamam. Bak renk cümbüşü tamam. Bu ne oldu acı? Bu ne oldu? Bu Mortlingenstrasse oldu. Bunu kullanmıyoruz. Efendim şöyle yaptık. Şimdi bunu da alıyorum. Şimdi şuralarını yapmam lazım. Bu da tamam. Ben bunları da alıyorum. Şöyle. Hop, cumbulop. Şöyle aldım. Hop, cumbulop. Sabırla Çin pilavımın malzemelerini oluşturmaya devam ediyorum. Şimdi burada ne kaldı? Burada bakın harika dereotlarım var. Harika. Şimdi ben bu dereotlarının şu kısımlarını kullanmayacağım zaten. Şu kısımlarını. Bunları böyle bir alayım. Şöyle alayım bunları ben. Efendime söyleyeyim. Bunları aldıktan sonra bakın şöyle bir tur attıracağım. Şöyle attıracağım. Şöyle sıkıştıracağım. Ondan sonra yine küçük küçük şöyle. Bu ürünlerin hepsi 18 saatte tarladan buraya geldi. Biz raftan aldık. 18 saatte raftan aldık. Bakın şimdi kullanıyoruz. Dostlar arkadaşlar. Bu arada Onursal Tarım çok büyük emek veriyor. Ama Onursal Tarım'da özellikle teşekkür etmemiz gereken dostlar var. Kim onlar? Bu ürünleri tarladan alıp araçla şubelere dağıtan özellikle Antalya o coğrafyada Onursal Tarım o coğrafyanın materyallerini, sebzelerini, meyvelerini kullanıyor. Oradan alıp 5 ile İstanbul'a, Bursa'ya, Kırklareli'ne, Tekirdağ'a, Edirne'ye ulaştırıyor. O şoför arkadaşlarım var ya yemekçi kardeşlerim bunları bize ulaştıran. Tabi bunları yetiştirenlere de ama özellikle şoför arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum dostlar arkadaşlar. Dedikten sonra hadi bunlar da hop buraya çok güzel ya. Sahiden çok güzel oldu be. Yani şuna limonu sık löpür löpür götür. Yani şimdi şekil şemal yavaş yavaş oluşuyor. Ne kaldı? Bakın burada benim maydanozlarım var. Maydanozları böyle avucunuzun içinize alacaksınız. Hafif sıkacaksınız arkadaşlar. Hiç böyle şeye gerek yok. Yani böyle. Evet. Bunlar da tamam. Bunlar da tamamsa bunlar da gider. Şöyle. Efendime söyleyeyim. Şimdi benim burada bir hamle yapmam lazım. Şöyle. Bakın bir daha karıştırdım. Öyle karıştırdım. Şimdi şurayı şöyle ikiye ayıracağım. Şöyle. Şu şekil. Böyle ikiye ayırdım. Bakın hepsi burada buruştu. Yani biraz zeytinyağı ister bu. Bir zeytinyağı ister. Yani. Zeytinyağının da sonuna geldik. Bilmiyorum bir dahaki yemekte bulacağız mı zeytinyağı? Yani. Bakalım. Gerçi Kemal'inki yolda geliyor. Kemal'im sağ olsun. Ceren'ime, Kemal'ime. Yağmur'a selam göndereyim. Kocaman selamlar Bursa'ya. Dedikten sonra hadi bakalım bir daha böyle bir çorlu
Oh ya, şu renk gümüşüne bak arkadaş ya. Ay. Böyle. Tamam, harika. Şimdi bak, bunu ayırdım ya böyle. Bakın şimdi, neden bunu böyle ayırdım? Çünkü şimdi içeride pirinçlerime, yani pilavıma içeride armandalı oynatacağım. İçeride armandalı oynayacak bunlar. Ortaya dizeceğim. Şöyle bakın. Ama yalnız pilav da pilav ha. Bak. Bak pilava bak. Bak. Tane tane bak. Dırıl dırıl. Bak. Dırıl dırıl. Şimdi bak. Bunu böyle attım. Tamam mı? Şöyle yaydım. Tamam mı? Sabırla. Şöyle bir armandalı. Hadi bakalım. Hopsa. Hopsa. Böyle bir armandalı. Yine devam. Arkadaşlar. Şimdi bu kalan son pilavımı da gönderdim. Eyvallah. Bunun da işim bitti. Yine karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buna limon sıkacağız. Ben biraz önce laf olsun diye böyle sıkıyorum. Ama laf olsun. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Ne var? Bereketin harika, bereketin harika, katıksız, harbi limon suyu var. Bundan bocalıyorsun abi şöyle. Tamam, bu kadar. Mamul hazır. Mamul hazır. Efendim, şimdi ben bunu ne yaparım? Ne yaparım? Ben şimdi şunu böyle çivittire çivittire gösteririm size. Bakın yağ, içerisindeki biberi. Efendime söyleyeyim. Oh, oh, oh. Bak, 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 bak. Olay tamam abi. Olay tamam. Olay tamam. Kanki Canbaz, her taraf dağıldı. Toparlarız biraz sonra. Efendime söyleyeyim. Kanki Canbaz hiç affetmez. Fazla da nazlandırmaz bu Çin pilavını. Ne var abi? Şöyle. Bak şöyle. Böyle alır abi. Böyle. Oh! Bir daha bak, içim rahat etmedi. Bir daha çivittirdim. Efendim, bu pilavı artık ne yapmamız lazım? Götürmemiz lazım. Ev hanımları, özellikle günlerinde yapıyorum bunu. Tavsiye ediyorum. Hava atmak istiyorsanız bu pilavı yapın. Bu tarifi de Kanki Canbaz'dan aldım diye. Lütfen beni de ekleyin yani, Kanki Canbaz'ın tarifi diye. Dedikten sonra şimdi ne yapacak Kanki Canbaz veda etmeden önce? Aynen şöyle yapacak. Bakın. Şu maviyi alayım. Maviyi. Bunu buradan aldım. Bakın şöyle. Oh. Bir de bunu aldım. Oh. Bir kaşık daha aldım. Aldım. Şimdi Yasemin'den habersiz ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Bakın ne yapıyorum abi. Bakın. Bakın. Bakın benim burada biz un kapanında böyle gördük. Çinliler böyle yapabilir ama Türkler de böyle yapar. Bakın. Türkler de böyle yapar abi. Bakın. Der de böyle yapar. Bu olmazsa bunun hakkı olmaz. Ne yapacağım? Şu canım ketçaptan şuraya, bir de şuraya. Oh! Şöyle kapattım. Bir karıştıracağım abi ketçapla. Un kapanı işi götüreceğim abiciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ketçap buna bir ruh verdi, ruh. Kendimi samuray gibi hissediyorum, samuray. Eyvallah. Dostlar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki yemekte görüşelim. Harika yemekler yapmaya, anlatılmaz lezzetler mutfağımızda. Sizleri misafir etmeye devam ediyoruz. Katkıda bulunan bütün dostlara teşekkürler. Onur Market'e teşekkürler. Kanala abone olun. Ben bunu götürüyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Priyatma faala falimin der. Görüşeceğiz inşallah. Bir sonraki yemekte ne yapsa telaşı bu yemek bittikten sonra başlıyor. Buluruz bir şeyler. Hadi eyvallah.